Beyazları da makineye attım. Makinede yıkansın, renklilerimi falan ayırdım hepsini. Onları da bir sonraki partta atayım. Odanın nevresimlerini falan çıkarttım. Onları atacağım inşallah. İşten de geldim. Şimdi yemek hazırlığına başlayalım bakalım. Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Hoş geldiniz tekrardan mutfağıma. Nasılsınız? İyi misiniz bakalım? Ben de işten geldim. Az önceki gösterdiğim küçük videodaki gibi renkli beyazları şeye attım, makine yaptım, renklileri ayırdım. Şimdi de şöyle bir yemek hazırlığına başlayalım dedim. Bir paket şeyim var, küçük kanadım var, butlar var. Onların şimdi derilerini alıyorum arkadaşlar. Çünkü bazen bu arada tripod düzgün mü? Bir dakika. Sizi şöyle biraz daha ışığa alayım. Bazılarının derileri çünkü çok şey oluyor, kalın oluyor. Bir de Yunus Emre de ben de derilerini fazla yemiyoruz. Onların derilerini şöyle hızlı bir şekilde alayım. Deri fazla şey yapmıyorum, sevmiyorum tavukta. Neden bilmiyorum ama. Sizler neler yapıyorsunuz, nasılsınız? Bu arada yeni gelen tüm takipçilerime hoş geldiniz diyorum. Hepsine tek tek kucak dolusu sevgilerimi yollayayım buradan. Herkes hoş geldiler kanalıma. Umarım beğeniyorsunuzdur videolarımı. İzliyorsunuzdur. Ben biliyorsunuz son videomda söyledim, işe başladım. İşe gelip gidiyorum. Akşamları da işte böyle hani yemek videoları çekiyorum sizlere. Hafta sonları farklı videolar çekmeye çalışacağım inşallah. Bu şekilde devam ettireceğiz dostlar. Kanalımın açıldığı günden beri yorum yapan herkese tek tek teşekkür ediyorum. Hani buradan isim şey yapmayayım ama herkese çok teşekkür ediyorum. Şöyle buraya da şey koydum, pirincimi koydum. Biraz ılısın diye suyumu koymuştum. Bir bakayım. Ocağın altına kapatayım. Yanına bir de pilav yaparım diye düşündüm. Bir mısırlı pilav yapayım. Bunlarda da işte dediğim gibi alabildiğimin derisini alıyorum arkadaşlar. Bazısı çok şey oluyor, kolay geliyor. Bazısı da şey zor oluyor. Derisiz daha güzel bir hoşuma gidiyor açıkçası. Bazıları öyle bir deri var ki hani gerçekten oradan görünüyor mu bilmiyorum. Çok kalın duruyor. Bugün de hava epey sıcaktı yine. Bugün de sıcak hava. Makinem de şeye geçti, sıkmaya geçtim. Annemler köyde. Biz buradayız. Babam yıllık izne çıktı, yıllık izninde. Biraz da izin kullanayım, dinleneyim dedi. Bu arada sizlerle konuşacağım diye de deriyi de bazen buraya atıyor olabilirim. Bazı çok kolay gidiyor, bazı da işte zor. Bunları bir şey yapacağım arkadaşlar. Biraz soslayacağım. Bekleteyim bir yarım saat. Ondan sonra direkt airfryer'e atar. Orada kızartacağız. Güzel oluyor çünkü. İçinde küçük butlar ve kanatlar var bunlarda. Karışık paket. Bu şekilde ben bunları temizlemeye devam edeyim arkadaşlarım. Yine görüşürüz. Evet arkadaşlar. Tavukların derilerinden aldım. Şöyle yarım yemek kaşığı salçamı kullanıyorum.
Bakalım. Bir yemek kaşığından biraz fazla. 1,5 diyelim. Yoğurt kullandım. Yoğurt tavuğun marinesinde bir tık daha yumuşak tutmasını sağlıyor. Bu arada makine bizi çağırıyor. Artık kapat beni diyor. Beyazlar bitti. Karabiberi. Şöyle. Bolca da kekik atıyorum. Bunları siz göz kararı zaten biliyorsunuz ve atıyorsunuz. Biraz acılı olsun. Pul biber kullandım. Şöyle renk versin diye de toz biber de atıyorum. Sonra köri de kullandım. Bir de bu sefer şey değineceğim. Şöyle Bim'den aldım. Seres serisinin chili diye bir sosu var arkadaşlar. Bu da gayet çok güzel bir sos. Acı değil. Ama lezzeti çok güzel. Yani tavuk piştikten sonra da hani biz kullanıyoruz bunu ama ben içinde hiç kullanmamıştım. İçinde kullanıyorum. Şöyle kaşığımı yıkadım. Sonra pis kaşta kaşıkla çalışıyorsunuz demeyin. Şöyle salçamı falan yedirerek güzelce bir harmanlayayım bunu. Sosunu güzelce bu şey yapsın. Bunu buraya alalım. Şöyle pirincim var. Pirincimizi ıslayalım dostlar. Biraz sıcak gibi, biraz da soğuk su ekliyorum ben. Böyle bir suda dursun. Şöyle leklesin. O sırada ben bir tezgahımı toplayayım. Çamaşır makinesi beni çağırıyor. Oraya bir gideyim bakalım. Görüşmek üzere tekrar. Evet arkadaşlar. Çamaşır makinesini şey yaptım, boşalttım. Şimdi beyazları atmışım. Renklileri attım. Tavuğum da orada dinleniyor. Ben de şöyle tereyağımdan koyayım. Pilavım için tereyağı koydum. Altını açalım. Çaydanlığa da su koymuştum. Suyum da kaynıyor. Da zeytinyağı atayım, şöyle sıvı yağ kullanacağım. Yağım burada bu şekilde erisin bakalım. Tereyağını yedim. Şöyle pirincimi boşaltayım. Ben güzelce yıkadım arkadaşlar pirincimi. Bunu da şöyle boşaltayım. Pilavı biraz evet fazla yapıyorum. Çünkü ben pirinç pilavını seviyorum.
Pirinçlerim de kavrulsun. Pirinçlerim de dediğim gibi kavurdum. Şimdi mısırını ekleyelim. Mısırlarımı da ekledim. Bunlar süzdüğün katının güzel mısırları. Mısırlarımı da ekledim. Şöyle bir harmanlayayım. Ondan sonra suyuyla tuzunu verelim arkadaşlar. İnşallah güzel tane tane bir pilav yaparım. Bunu da bir kontrol edeyim. Kamera arkasında tuzum tabii yine kontrol edeceğim. Biliyorsunuz tuzum çok fazla şey yapamıyorum. Ayarlayamıyorum. Sırlı tereyağlı pilavımız artık. Kapağını kapatalım, altını kısayım ben. Tavuğa geçelim. Pilavın kapağını kapattım. O kısıklıkla şey aldım. Biraz tuz ekledim yine arkadaşlar. Bu sırada sizi biraz şöyle alayım bakayım bir. İnşallah kameranın açısı iyidir. Bakalım. Biraz karanlıkta kalıyorum sanırım. Şuradan da şundan da bunu. Makinamızı şöyle takalım. Karanlıkta mı kaldınız biraz? Tavuklarımdan şöyle dizeceğim artık. Oh, bismillah. Kokuyorlar. Takıldın. Şimdi bunları ben makineye diziyorum airfryer'e. Sadece kızarsın burada. Bu şekilde ters düz koyarak diziyorum. Philips'in airfryer'ı 7 litrelik olan arkadaşlar. Bize yetiyor açıkçası, hani 4 kişi çok rahat yetiyor. Patates kızartmasında falan güzel bir şekilde sonuç alıyoruz bunda. İç sosundan da açtı.
Yanımızda getirelim hemen. Fazla yağ kullanmıyoruz işte. Bu makinenin de bu özelliği çok güzel. Az bir yağla güzelce kızarıyor arkadaşlar. Derecesini manuelde ayarlıyorum. Kendim 190'da. Süresi 14 dakika yeterli. Bir 7. dakikada yine bir kontrol ederim, bir bakarım. Ona göre bu şekilde devam etsin. Evet arkadaşlar, pilavımız da bakalım. Oo, mis gibi suyunu çekiyor. Pilavımız pişti arkadaşlar. Ben de o sırada bir tane kaban çıkarttım. Yıkadım güzelce. Konuşamadım bir türlü. Bir türlü konuşamadım. Şöyle şuraya hemen kapağımı rendeleyip kabuğunu alayım. Konuşamadım dedim ya. Konuşamadım dedim ya. Bezilleri boğmuş. Şimdi bunu bir güzel rendeleyeceğim. Yoğurtlayacağım arkadaşlar. Kabak cacığı yapıyorum. Kabaktan cacık. Sarımsak. Bugün pilavım var. Tavuğum pişti az önce. Ses verdi pişti diye. Ben de şöyle benim yanına bir de soğuk bir şey yapacaktım aslında. Ayran yapacaktım. Sonra vazgeçtim. Salatalık da dedim cacık yapayım. Dolapta şeyi görünce, kabağı da görünce kabakla yapayım dedim. Kabakla da güzel oluyor. Siz yapıyor musunuz bilmiyorum ama. Yoğurtumu da getireyim. Yoğurdu sul tarafından bilerek koymuyorum çünkü kabak da biraz sulanacağı için bu yeterli olur. Şimdi buna bir de soğuk su ekleyeceğim. Servis ederken de üzerine yağını dökelim. Mis gibi olur. Yoğurdun şöyle kütürlüğe geçsin.
bakın. Cacığım hazır. Şöyle pilavım da demini alsın. Mükemmel gözüküyor. Kendimi övmeden de geçmeyeyim. Bakalım bakalım nasılsın. Oh. Mis gibi olmuş. Bunları şöyle servis tabağına alalım gelin. Nar gibi kızarmış, nar gibi. Evet arkadaşlarım, yemeklerim hazır. Şöyle pilavımı da bir hazırlayalım. Yunus Emre'de mesaiye kalmış. Ben geç geleceğim dedim. Ben de kendi tabağımı hazırlayayım o zaman dedim. Haydi bakalım güzel çıksın mı? Hadi beni kamerada utandırma. Hadi bakalım. Evet. Şöyle yağıyla nanesini de ekledim. Hadi bakalım afiyet olsun bizlere. Bozuyorum. Bozdum. Bakalım pilav. Oo, güzel olmuş. Ben güzel yapmışım. Yapıyorum ya bu işi biliyorum. Siz ne diyorsunuz sevgili takipçileriniz? Valla şahane. Kabaktan deneyin elinizde. Kabak olduğunda çok güzel oluyor. Biraz sıvı yağ ve nane çok lezzetli oluyor. Tavuğu tabi şu an kamera karşısında yemeyeceğim. Onu sizin karşınızda yemeyeceğim. Birazdan yiyeceğim onu da. Arkadaşlar beğenilerinizi, yorumlarınızı unutmayın. Bol bol beğeni, bol bol yorum atın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. İyi ki varsınız. Vallahi yorumlarda yeni kişiler yazdıkça çok mutlu oluyoruz. Yeni kişiler tanıyoruz. Bol bol beğeni atın. Bol bol likelayın. Yorumlarınızı yapın inşallah. Bizler de işte hani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sizlerin karşısında. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın diyelim. Kanalım da kanal. Allah'a emanet olun.